sizden bir haftanın günlerini ikinizden de rica edeceğim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Pazartesi, salı, çarşamba. Hı-hı. İyi mi? Geliyor mu sesim? Perşembe, geliyor. Cuma, cumartesi, pazar. Harikayız, tamam. Tamam. Hepimiz harikayız. Hello, merhaba. Zaten şov hepiniz hoş geldiniz. bugün böyle şahsen, gerçekten şaka yapmıyorum. Kendim bütün bir sene boyunca izlediğim, izlemelere doyamadığım... Sizin aslında bir reality show'dan bildiğiniz, benim daha önceden kendisinin kadın duruşuna çok saygı duyduğum bir konuğum var. Buse Korkmaz burada! Hoş geldin! Hoş buldum, nasılsın? İyiyim, sen? Yani de iyiyim, ne çok yapıyorsun? İyiyim. İyi misin? Yani bu hayatının kendini iyi hissettiğin bir evresinde misin? Evet, çok iyi hissediyorum, çok mutluyum. Bu aralar inanılmaz bir huzurluyum. Ne zaman bozulacak onu bekliyorum. Güzel bir enerjim. Senin nasıl gidiyor? İyiyim ben de. Ay çok heyecanlandım ya. Buraya oturunca bir mahvoldum ama. Ya şöyle bir şeyle başlamak istiyorum aslında. Kimileri için gerçekten tabii ki bir anda bir tanınır bir dünyan oldu. Hı-hı. Ve normal akışta bir programla. Ama ben biraz daha öncesinden, yani TikTok mu yoksa daha öncesi güzellik merkezi mi, o hikaye akışını bilmiyorum ben. Yani hı-hı, biz seni aslında nereden tanımaya başladık? Şöyle, ben ilk başta TikTok videosu çekmeye başladım. Yani TikTok'la biraz ilerledim. Peki TikTok'la mı yoksa önden Vine falan dönemine gidiyor musun? Hayır, ben o çok küçüktüm o zamanlar. Zaten ben izleyiciydim. Hala, evet, yaşım güzel. İzlediğim herkesle şimdi arkadaşım falan görmüşüm. Gerçekten inanılmaz da bir izleyicim. Yani o Vine'ı, Periscope hı-hı, muydu? Hı-hı. O zamanların fenomenlerinin hepsini biliyorum. Ama ben o zamanlar yoktum, küçüktüm çünkü. 19 yaşında böyle bir TikTok videosu çektim. Sonra baktım tutuyor bunlar. Ben Erzurum'dayım tabii, Erzurumluyum. Baktım tutuyor, Allah Allah dedim. Şimdi ben Erzurum'da nasıl oturacağım yani? Eyvah! Eteklerim kırıştı, anladın mı? 18 yaşında bir geldim İstanbul'a, bir yokladım bu tarafı. Sonra bir korktum yani. Şimdi dedim ki ailemi ikna edemiyorum, şimdi oraya taşınalım. Hani kimse güvenmiyor benim takipçime, anladın mı? Yani nereden bilsinler? Sonra geldim İstanbul'a tek başıma. Hallettim. Kaç yani bir şekilde. 19. Ay bayağı. Yeni 19'a 2 gün falan girmiştim. Sonra işte dedim ki vallahi Erzurum'da yaşayamam yani, bu böyle olmaz, böyle gidemez. Burada olamaz dedim. Geldim buraya, bir şekilde hallettim. Çok zordu ama hallettim yani. Halletmek zorundaydım. Yani benim için başka bir çıkış yoktu hani. O mecbur olduğu zaman TikTok yapıyorsun. Tabii ki. Orada sadece TikTok muydu? Evet, sadece TikTok ve o zaman 500 bin takipçim vardı TikTok'ta. Instagram falan yok. Geldim, hallettim her şeyi, yoluna soktum. Sanırım 6 ayda 1,5 milyon takipçim oldu. 2 milyon takipçim olduğu zaman da Instagram hesabı açtım. Hızlıca büyüyorum ama neden büyüyorum bilmiyorum. Mesela o zamanlar böyle dublaj videoları çok ünlüydü. Evet. Allah'ım bir izliyorum onları. Şu an çok cringe geliyordu. Yani diyorum ki beni neden takip etmişler, neden ben... bir de o zamanlar o kadar viral oluyor ki videolar, 2 milyon like alan... Sadece yüzümle bir dublaj videosu çekiyorum, 2 milyon like alıyor, 600 bin like alıyor yani... Şimdi aynılarını çekiyorum, 10 bin like alıyorum. Neredesiniz? Şimdi tutmuyor. Mesela içerik üreticisiyim diyordum 2 sene önce. Değilmişim. İçerik değil ki onlar. Dublaj videosu çekiyormuşum. Sonra dedim ki yani ben şimdi tamam fenomenim, çok da güzel para kazanıyorum ama... Yarın ne kazanacağım falan düşüncesine girdim. Aman. Şimdi kimseye de güvenmiyorum. İstanbul'dayım. Zaten tek başıma gelmişim. Kime güveneceğim? Sağlıklı bir düşünce bu arada. Yani kimseye yani, de sırtımı evet, böyle yaslamak istemedim. Dedim hazır biraz param var, yatırayım bu güzellik merkezi için. Hı-hı. Aslında pastaneydi çocukluk hayalim. Benim bir pastanem gerçekten olsun. Evet. Sonra dedim ki kim uğraşacak yani? Pasta, börek çok zor. Şikayet ederler beni bayat çıkarsa falan. Bir de benim antim çok. Dedim güzellik merkezi açayım. Çok antim var, ben anlayamıyorum. Ya bunlar aşırı rahatsız buna karşı artık ya. İnanılmaz bir alışkanlık geliştirdin değil mi? Refleks. Yani bu bir psikolojik savaş tabii ki öncelikle. Evet. Dur buna dair çok önce sorularım var. Önce perişan oluyorsun. Niye beni linçliyorlar? Niye bunu sevmediler? Yani bunu giyiyorsun Allah beyazını giyseydin diye. Beni perişan ediyorlar linçten. Tabii. Bir evreye geliyorsun sonra derler diyorsun yani devam. Ya Belkıs gibi değil mi, sürekli şu an her şeyi veriyor bana. Çok teşekkür ederim yani. Sonra güzellik merkezini açtım. Yani dedim ki sonuçta ben yatırımcıyım. Bana işte bu kez sosyal medya üstüme gelmeye başladı. Sen kimsin? Senin bununla ilgili eğitimin mi var? Hayır, param var. Eğitimim yok. Çok makul bir açıklama. Evet. Hayır yani ben bu işe parayı yatıracağım. Bu işi yapanlar yapacak zaten. Sen bu işin uzmanları yapacak. Anladın mı? Sonra...
açtım güzellik merkezini. İşte bir sene falan oldu. Güzel de işlettim yani. Şikayetvar.com'a girince hiçbir şey çıkmıyor. Aa, çok güzel, bravo. Herkes özel olarak ilgilendi. Yok yani öyle açtım, bir senedir işletiyorum. Olay bu, bu kadar. Peki o, ama o esnada TikTok devam ediyordu. Tabii, evet, TikTok, oradan. Instagram, YouTube bir senedir falan hiç yapmıyorum. Ondan önce çok yapıyordum. Ya yine çok kötü videolar çekiyordum, çok iyi izleniyordu. O zaman çok daha az kişiydiniz bu arada. Evet, yani. Şimdi daha fazla kişi. Sonra ben açık konuşayım. Baktım dedim ki, şimdi güzellik merkeziyle ilgilenirken sosyal medyayı unuttum. Ara verdim çünkü evet. O müşterilerle ilgilenmek, çalışanları toplamak bir araya. Ben dedim ki, o bir dakika ya, ben yatırımcıydım dedim. Hani bunlar çalışacaktı. İş yapacaktık. Bir baktım ben o kaosun içine girmişim. Çalışanlar kavga ediyor. Her gün biri gidiyor. Sosyal medyayı unuttum. Biraz etkileşimimde bir bozukluk oldu. 6 ay ara verdim sosyal medyaya. Bir psikolojik bir mental sağlığım bozuldu tabii benim. Ama ciddi bir durma değil mi bu arada oralar için? Ciddi bir durma yani. Tabii ki. Yani dur, zaten sosyal medyada 3 gün ara verdiğin zaman 4. gün diyorsun ki Allah, story'm yarı yarıya düşmüş. Bu böyle. Onun akışına devam ettirmen gerekiyor. Ettiremedim. Evet. Olmadı. İşte güzellik merkezle ilgilenirken de sosyali unutunca dedim ki bir kısmetse olur yapayım. Ve çok ünlü oldun Buse. Evet. Orada da evet, evet. Sevdiler ya, gerçekten, beni. Gerçekten evet. Yani şöyle, bu arada gerçekten söylüyorum. Burada bir iki kişi var hani bilen. Hiçbirinizle daha takipleşmiyorum yani. Hiçbirinize hiçbir fikrim yok. Ben daha önceki kısmetse olur da gündüz böyle evdeyim, bir şey yapıyorum, evi topluyorum, arkadan açtığım, bu gerçekten kafamı tamamen boşladığım, yani Müge Anlı gibi benim için ya, öyle bir yerden söylüyorum. Ve izledim yani sizin programı da, belli bir yere kadar izledim. Ve yani gerçekten seninle, en çok seninle kısmetse olur da ilgilenmemin ve burada olmanın, ısrarla istememin yegane sebebi İçinde bulunduğunuz o şovun, yani sendeki tanımı neyse karşılığı. Gerçekten bu arada bir şeyler hissettiğinde yaptığın şeylerin hiçbir şeyin senin şov olduğunu düşünmüyorum öyle bir yerden. Ama kendisi bir kısmı reality şov olduğu için. Bunun içinde normal ve doğru bulmadığın şeyler hoşuma gittiği için evet. Aslında seni çağırmak istedim. Gerçekten yani burada şovu eleştirmek değil, bu bir televizyon programı, kabul ediyorum ama... Ya bir tane sizin bir şeyiniz var yani, döndür döndür arkadaşlarıma attım ben onu. Şehzade yerde oturuyorsunuz şey diye konuşuyorsunuz ya. Bizi bitirdiler. Vallahi bizi delirttiler. Bozuk tedavi olun dediler. Aynen, bizi delirttiler, sonra da deli dediler. Ama bunu kameralara söylemiyorlar. Yani iki kadın böyle yerde çökmüşler. Arkadan şey çalıyor işte, karanlık, sisli biriz. Bunlar böyle oturuyor. Ya biraz aslında orasıyla yani işin o noktaya gelmeden şey biliyor muydu kısmetse olur girerken yani bu kadar ünleneceğinizi hikaye. Hayır, ben aslında zaten şimdi işte etkileşim düştü falan hikaye. Biz evde oturuyoruz bir gün, kısmetse olur başladı, dedim ki ya bu kadro ne dedim. Aldım video çektim, dedim ki yani yazıklar olsun, yıllardır heyecanla bekliyoruz ne çıkacak, kadroya bak diye. Sonra ben girdim, tükürdüğünü böyle yalan fırlar adama. Neyse. Ben dedim ki şimdi beni hiç sevmiyorlardı sosyal medyada, tamam mı? Yani işte benim böyle kötü, haset, neden yani böyle dedikoducu, atıyorum kaoslara girip oradan böyle kötü şeyler yapan biri olarak görüyorlardı beni. Çünkü ben anlayamıyordum milletin kaosunu. Yani insanlar kaosa giriyor, şimdi durun yapmayın etmeyin derken suçlu çıkıyorsun. Kötüydü dedim ki, bir gireyim kısmetse olur, reality show değil mi bu dedim. Görsünler benim karakterimi, bilsinler. Hani insan biriyle nasıl konuşuyorum, iletişimimi görsünler. Belki severler dedim. Orada iyi yaptım işte. Evet, bence de. Tamam, başka bir şey kısmetse gösterdi. Olur koymak kötü oldu ama en azından benim nasıl biri olduğumu gördüler. Sen bunda iyiyim. Sen böyle söylüyorsun, bunun bir mahsuru yok. Onu böyle kısmetse olur koymak deyince böyle oluyor. Sen orada bence kendini iyi hissetmediğin anların olduğu için böyle söylüyorsun. Evet. Yoksa reality show'da çıktın okey yani. Yok, bu konuda hiçbir pişmanlığım evet, yok. Yani. Şu anda da bu programı sunuyorum zaten. Evet, evet. Bu da güzel bir bence artı. Bence de, aynen. Sadece ben neye uğradığımı şaşırdım o programın içinde. Evet, biraz onu gördüm gibi oldu. Ya inanamadığın. İnanamadım. Yani dedim ki bu insanlar bu düşünceyle bu yaşa nasıl geldiler? Ya böyle nasıl hayat yaşadılar dedim. Ya şoka girdim ama ya. Ben onu o kadar bilmiyorum ama şeye şaşırdığını anladım. Yani çok normal, dışarıda sağlıklı bir ikili ilişki yaşarmış gibi içeride yaşanıyor. Yani gerçekten sağlıklı bir şey var yani gibi görünüyor. Öyle okunuyor. Biz heyecan, yani belki arkası değildir. Orayla ilgilenmiyorum. İzleyici tarafıyla ilgileniyorum dışarıdan gördüğümle. İnanıyorum yani ben buradaki şeye. Ve bir şey oluyor. Bu dedi, bu nasıl olabilir? Evet diyorum, gerçekten nasıl olabilir? Yani bu böyle olamaz hikayesi çok kıymetli. Peki bir şey soruyorum. Ama şey yani... burasının böyle bir anda uçurdu ya hani genel olarak.
Öyle uçurdu doğru. Uçurdu evet. Herkesi uçurdu demeyeyim ama yani bir kısmı uçurdu gerçekten. 3-4 kişi sıyrıldı evet. Evet. Ama o hikaye işte orada tutmak hikayesi. O yüzden şimdi şu andaki yolculuğun nerede? Yani bu TikTok ve sosyal medyada mı devam ediyor olma, başka bir yere mi kanalize olacaksın? Şu an seni heyecanlı ve diri tutan ne? Ay buna verecek hiçbir cevabım yok. Akışta göreceksin gibi bir şey. Şimdi şöyle. Yoksa cevap vermek istiyorsun anlamı. Ay anlayamadım soruyu. Hayır, kayboldum yani sorunun içinde. Bu arada ben bunu yapıyorum hemen. Sorunun içinde kendimi biraz değişik istiyorsun şu an? Değişik hissettim. Şu an ne yapmak istiyorsun yani aslında? Şimdi şöyle. Çok tanıdın hani, ya elinde muazzam bir koz var yani o yüzden. Ben ne dedim biliyor musun girerken? Dedim ki işte salona da katkısı olur güzellik merkezine. Biraz PR'ı olur dedim. Evet. Girdim çok oldu inanılmaz oldu. Tabii. Yani. Kurgu modeli salona gelen müşterilerim var. Öncelikle söyleyeyim kurgu gerçekten değil. Keşke değil, kurgu olsa evet. Da rezil olmasaydık. Evet. Yani keşke kurgu olsaydı. Bunu hep söylüyorum. Kurgu değil ama aramızda konuşuruz. Hani böyle yapalım içeride deriz. Ona kimse karışamaz. Orası bir reality show. Yani insan içinde kendisi kurgu yapar ama normalde kurgu değil. Girdik işte. Dedim güzellik merkezine bir katkısı olur. Sonra dedim ki ben ticaret yapmak istemiyorum. Salonu kapatayım dedim. Salonu kapatmayı düşünüyorum. Evet. Çünkü olsun. Artık tekrar bir influencer moduna girmek evet. istiyorum. Çünkü bir sürü işte bizim davetlerimiz oluyor, atıyorum bir marka reklamı oluyor, gidemiyorum, yetişemiyorum. İşte çünkü salonda olmam gerekiyor, ay çekimde olmam gerekiyor. Çok karıştı kafam. O yüzden dedim ki artık bir dur, 21 yaşındasın. Yani bir 30'una kadar bir gez, 30'dan sonra yaparsın. Yani şimdi salonu kapatacağım, yine bir influencer moduna geçmek istiyorum, içerik üretmek istiyorum bir süre daha. Onun haricinde birkaç e-ticaret yapmak istiyorum. Bu kadar. Şimdi başka hiçbir şey düşünmüyorum. Bir tık artık dinlenme modu. Çok zor değil mi? Gerçekten soruyorum bunu fiziksel olarak. TikTok özellikle. Yani Instagram biraz daha keyfi geliyor bana ama oraya sürekli bir şey yapma hali var ya mesleki olarak. Fiziksel olarak yorucu bir şeye geliyor mu? Yoksa sen artık böyle bunu bünyene aldın, alıştın ve hiç seni yormuyor mu? Yani 5 senedir. 5 evet, sene mi ya? Bir dakika. 19, 20, 21. 3 sene. O zaman ben 18 yaşımda girdim. Demek. 4 sene. Ay ben bağışıklık kazandım. Değil mi? Şöyle. Bir kere özel hayatın kalmıyor. Şimdi TikTok'ta sen gündem olmak istiyorsan TikTok'ta gündem olanlarla olmak zorundasın. Hmm. Ama bunu istemiyorsan bir tık yalnızlaşıyorsun. Ben o yalnızlaşan kısımdayım ama huzurluyum en azından. Hmm. Şimdi huzuru seçersen hiç umurunda olmuyor TikTok'taki o akışa yetişmek. Ben de akışa yetişmiyorum ama arada bir o hani merhaba deyip çekiliyorum. Merhaba deyip çekiliyorum. Ama bir kızgınsın gibi. Dışarıdan öyle gözüküyor. Buradan değil. Şeylerinden yani işte tweetlerinden, cümlelerinden bir kızgınlık seziyorum sende. Yoksa bu da bir persona mı? Bu da olabilir yani bilmiyorum. Çok kızıyorum bazen. Hmm. Kızdığım zaman da yapıyorum tweet falan. Evet, doğru evet. Ne gördüm? Daha dün mü bir şey mi? Böyle şey gördüm. İşte böyle aferin düzgün konuş. Aynen. Şimdi ben dedim ki güzellik merkezimi kapatıyorum. Dur bak. Bir tweet'i söyleyeyim çok hızlı geçti. Dün değil evvel sübümün aferin düzgün konuş nokta. Ya bak ben bunu şurada söyleyemem yani. Aferin düzgün konuş. Ne otur yani hani sıfır. Yani şöyle oldu. Ben işte bu arada bu açıklamayı da bence çoğu kişi yapamaz. Açtım story'imi dedim ki arkadaşlar ben güzellik merkezimi işletemediğimi fark ettim. Çok yorulduğumu, bunun beni çok yorduğunu ve özel hayatıma vakit kalmadığını fark ettim. Ve hani bu işi yapamıyorum dedim. Ticaret bu yani %100'lük bir şey yok. Yani bunda çok iyi de olsan bir anda batabilirsin. Ticaret böyle bir şey. Story'imi attım. Bir baktım bir tane parazit oradan çıktı. Story atmış. Başaramadın değil mi? Bir de ağza bak, üsluba bak. Başaramadın değil mi? İşletemedin değil mi? İşte seni alacağım o dükkanı. 3 milyonmuş ha. Neresi? Ha, 30 metrekare. Şey. 30 metrekare falan diye. Bu arada 270 metrekare. neyse kuaför salonu falan filan. Böyle bir üslupla konuşuyor benimle. Alacağım o salonu seni de işçi yapacağım, çalıştıracağım dedi bana. Ben de açtım story'imi ertesi gün. Normalde cevap vereceğim biri de değil. Ama sosyal medyada viral olduğu zaman da ona cevap vermek zorundasın. Susarsan Evet. Kabullenmiş oluyorsun. Sosyal medyaya göre. Ama ben kayla almıyorum. Adam yerine koymadığım için hani konuşmuyorum aslında. Ama sosyal medyadaki insanlar, takipçiler bunu öyle anlamıyor. Açtım cevap verdim. Dedim ki yani tamam al dükkanı işlet bana nasıl işleteceğini, yani nasıl olduğunu öğret bana dedim. Ben de işçin olayım dedim. Yani sonradan görme bir görgüsüz olmaktan daha iyi dedim. Sonra o da bu üslup ne falan dedim story'imde. Sonra ertesi gün karşı taraf da işte üslubunu değiştirmiş. Gayet düzgün oturmuş avukatıyla.
gerekli açıklamaları yapacağım falan filan diye konuşuyor. Ben de tweet attım, aferin düzgün konuş diyor. Çok güzel. Çok güzel, muazzam. Ben çok beğeniyorum. Bravo. Alkışlıyor muyum? Peki bir şey soracağım. Son, bunu merak ediyorum program kısmı ile ilgili. Yani çok şey, görüştüm. Ya. Yok. Buraya biraz. Şeyle ilgili bir şey soracağım. Son. Görüştün ve sevdiğin, gerçekten yakın kaldığın hikayelerin kaldı mı? Yoksa abi kimseyi istemiyorum hayatımda olarak mı bitti senin için program? Hayır, o programdan görüştüğüm insanlar var. Hı, tamam, arkadaşın. Kualite olan herkesle görüşüyorum. Yok, görüştüğüm insanlar var. Geldi, şey geldi. Lütfen böyle koyun, tamam, başla. Yani gerçekten benim karakterime uygun. Şimdi ben çok insan seçen bir insanım. Şimdi ben o programa girdim. Birisi diyor ki benim sevgilim de benim saçımı yaptırmayacaksa, ayda 30 bin lira vermeyecekse benim niye sevgilim oluyor? Ya, ah dedim. Hani sen 24 yaşındasın, 24 yaşında bu düşünceyle geldin falan oluyorum böyle. Düşünceden ziyade bunu dile getirmenin normalleşmesi zaten garip geliyor. Aslında çok tepki. Yani biri hediye alıp geliyordu, bir takı seti alıp geliyordu. Fiyatını soruyorlardı adama, ya bir teşekkür etsene kardeşim. Ya sen ne kadar kalitesizsin, hani fiyatını ne yapacaksın? Adam hediye almış sana. Böyle insanlarla görüşmüyorum işte, seçiyorum. Ben çok seçerim. Var yani. Evet, Tuğçe ile görüşüyorum, Sibel ile görüşüyorum. Erkeklerden işte bir Mahir ile görüşüyorum. Başka ismini saymadığım görüşüm var. Elif ile görüşüyorum. Başka bilmiyorum, şu an unutmuş olabilirim. Kızacaklardı da büyük ihtimalle ama karakterim uyan herkese görüşüyorum. Gerçek arkadaşlıkların da, gerçek iletişimlerin de sonradan evet, sürdüğü bir dünya oldu yani evet, sizin, senin için. Peki bu böyle işte bir yandan televizyonda olmak, bir yandan işte reality show bir şey. Şu anda yani şey gibi bir şey söyleyebilir misin? O Buse oradaydı, şu an ben başka Buse'yim mi? Yoksa gerekirse açın izleyin, ben hep aynı kadındım. Yok, ben oyum hep yani. Hep aynı bir yerdeyim, hiçbiri şova ait değil. Evet evet, ilgili. Ben oyum. Ben aynı fikirdeyim. Ben oyum ve çok mutluyum olmaktan. Muazzam, seni tanıdığıma memnunum yani. Şimdi şöyle, biz sana bir test burada yapacağım ben. 7-8 tane cümle okuyacağım. Sen diyeceksin ki bu benim ya da ben değilim. Çok ben sevdim. De bunun sonucunda sana seninle ilgili bir tespitte bulunacağım. Tamam. Evet. Hazırsan başlıyorum. Hazırım. Geceleri aptalca kararlar almaya yatkınım. Evet, benim. Hayatı hızlı yaşamayı severim. Oo, benim. Rahatsız tiplerden daha çok hoşlanırım. Ay yok. Flört edemem, sekste kötüyüm. Ben değilim. Teşekkürler. Her sabah işe gitmek dünyanın en korkunç şeyi. Ay evet, benim. Sabah da işe mi gidilir? Sabah, yani sabah olunca ne oluyor? Akşam olsa ne oluyor? Ben Acun Ilıcalı'nın tarafını tutuyorum tabii ki bu konuda. Sabah 7'de işe mi gidilir? Benim bir kere zaten midem 2-3 gibi uyanıyor. Beynim nasıl uyansın? Sabah 7'de çok mantıklı. Cinsiyetçi küfürler benim için bir vazgeçilmez. Ay hayır, ben değilim. Her şeyden önce romantizm gelir. Çok da romantik bir insan değilim ama biraz cilveliyim belki. bir sürü kuralım vardır ama tek hamlede silmeye de yatkınımdır. Aa, benim. Evet. Sinirlenirsem anlık bir ve çok şeyim, ne diyor, ne denirdi ona? Neye kız? Fevri. Doğru. Eyle bir alkış. Bravo. Evet, fevriyim. Bir anda yaparım, pişman da olurum. Hiç umurumda değil. OnlyFans açmayı hiç düşünmedim. Ben değilim. Düşünmedin. Sensin. Evet. Ha evet, evet benim. Pardon. Düzeltelim de. Kesin buraya gelecek. Ailem bazı zamanlar ikinci plan atmışlığım olur. Yok, ben değilim. O hep ön plandadır. Yani. Paranın yaptıramayacağı şey yoktur. Evet. Peki. Şey, benim bir cümlem var. Arkadaşlarla mesela otururuz, bir reklam anlaşması yaparız falan. Ya sana uyar mı? Ya bana paranla her şeyi yaptırabilirsin. Bana parayı göster, ben yaparım. Elinde sihirli bir değnek var ve bu değneği kendine değdirdin. Hangi özelliğin değsin istersin? Hangi özelliğim mi? Ya ben insan silmekten hiç çekinmiyorum. Biraz hiç de. Yalnız kal, ağzıma geleni söylüyorum. Hiç mesela şey, hani güzel olmuş mu dediğinde güzel değilse evet diyemiyorum. Onu bir değiştirmek isterim. Kırılıyorlar evet, bazen. Bir tık bazen de. Ama ben gerçekçiyim yani. Niye ona bazen kötü olduğunda güzel olmuş ama diyeyim mesela. Ama belki bazen de ihtiyacı vardır. Ve çok i̇şte ağır. Ben onu değiştiririm çünkü onu ben yapamıyorum.
Peki muazzam. Şimdi sana okuyorum Buse seni. Hazır mısın? Hazırım. Bir saniye, evet. Kontrol elinde tutmayı seven, baskın ve güçlü bir karaktere sahipsin. İnsanlarla mesafelisin fakat hak ettiğini düşündüğün kişilere karşı samimiyetini asla esirgemiyorsun. Evet. Bu içten tavırlar karşı tarafta fazla gevşekliğe yol açtığında ise tam tersi bir hale bürünüyorsun. Ve realist çizgini ortaya koymaktan hiç çekinmiyorsun. Öz kontrolü ve disiplini yüksek bir karaktere sahip olduğundan hayatına ve kendine karşı olan sorumluluk bilincin hep yukarıda seyrediyor. Yapılan yanlışı kolay affetmeyen yapın seni korusa da çevrene karşı hoşgörüsüz, kibarlı ve zaman zaman kindar görünebiliyorsun. Fakat her ne olursa olsun sevdiklerine güçlü bir bağ kurduğunda yakınındaki insanların kendini güvende ve mutlu hissetmemesi asla mümkün değil. İşte bu size. Ay canım benim oldum. Bir şey söyleyeceğim. Bayıldım. Bu ne testi? İşte biz... Eren'e de yapalım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben şu an söyleyeceğim. Hayatında biri var şu anda. Evet. Okey. Bunu o yüzden öyle bir yerden, anlık bir yerden değil. Genel bunu böyle şey yapıyorum da ben bu soruları geçmeden önce. Arkadaşım bekar mısın? Hayatında biri mi var? Ona göre bunu konuşalım diye. Anladım anladım. Mesela... Biz burada kız kız oturuyoruz diyelim ki bizi bu kadar insan izlemiyor. Ne burada canlı ne bir şeyde. Ah. Buse yani bana bir taktik ver ve senin taktiğin bu kesin tutuyor diyeceğim bir adamlarla iletişime geçerken beğendiğin, hoşuna giden, iletişim kurmak istediğin yani romantik bir şey için heyecanlandığın biriyle ilgili kendine has bir taktiğin var mıdır? Evet az ilgilenirim. Zaten. O daha çok ilgilensin. O üstüme düşsün. Ben neden üstüne düşeyim peki, ki? Peki çaktırır mısın beğendiğini? Hayır. O kadar bu asla ilgilenmemek değil. Bu hiç ilgilenmem. Çaktırmam şöyle. Yani o önce ondan hani gelmesini beklerim. Ama ondan gelene kadar da tüm hamleleri yaparım. Yani. Kokuyu sanırım. Şimdi şöyle onu seçerim. Onu seçerim. Onu seçtiğimi. Mesela şimdi Eren'le tanışma hikayem gibi bir şey bu. Aha. Ben Eren'i gördüm. Ve dedim ki. Ama Eren bilmiyor. Sonra biz Eren'le karşılaştık ve karşılaştık. Öyle bir şekilde nasıl olduysa bir şekilde karşılaştık. Bir eğlence mekanında karşılaştık. Allah Allah. Allah Allah. Bir ortak arkadaşımız geldi ve bizi hemen tanıştırdı. Eren'in de haberi yok değil mi? Öyle mesela. Anladım. Direkt seçerim böyle... ve bu kadar. Çok güzel, tamam. Peki, özür dilerim aşkım. Çok güzel bir hikayeydi bence. Okey. Peki bir celebrity crush'ın var mıdır? Yok. Bir şey yani Türk olmak zorunda değil diyeyim. Çünkü yok. Ay çok. Hadi ya. Sonra özelden yazışır mıyız buna? Çünkü var olduğuna eminim. Gibi oldu. Tamam. Hayır yok. Peki böyle aşırı şeye maruz kalıyor musun? Direct mesaj. Ya benim zaten engelli listemi açtığınız zaman ha, tüm futbolcuları... Futbolcular aynen. Bizde bu soru vardı yani 11 yapabilir misin diye. Şöyle yani DM kutum değil. Ben zaten futbolculara karşı bir var bende. Yazdıkları zaman direkt engel yani. Okay. Hiç samimi de değil zaten hı-hı, hiçbiri. Tabii. Hiç yani yazmayın ne alakası var? Ya bir şey soracağım. Bu sorularda yok bu arada. Samimi değil derken aklıma geldi yani. Hiç başına şey geldi mi? Ben aşırı Instagram'dan korkarım. Yani Instagram'da herhangi bir iletişim samimi bulmadığım gibi gerçekten korkarım yani. Böyle bir ara zamanda böyle bir sürü insanı şey diye ifşaladılar ya aslında öyle bir şey konuşulmamış da konuşulmalar yok. Fake mesaj diyorsun. Hiç başına geldi mi? Gelmedi benim. Gelmedi. Bir kere geldi. Gelmedi derken kamera öyle bir baktın ki yani. Bir hatırlamaya çalışıyorum. Ya benim aslında biliyor musunuz ben dün ne yediğimi de hatırlayan bir insan diyelim de. Hatırlamaya çalışıyorum. Fake bir mesaj değil ama biri çıkıp şey demişti. Buse benim kimliğimi alıp bir hacker'a attı bir fenomen. Kimliğimi alıp bir hacker'a attı ve hesabını kapat dedi falan. Demedim. Okay. Yani açık açık dedim ki canım ben böyle bir şey demedim o hacker'a. Hani hacker diye iddia eden biri var kendisini. Gidiyor arkadaşıma, benim en yakın arkadaşıma diyor ki senin kimliğini attı diyor bana, hesabını kapat diyor. Hayır, kendisi geldi bana. Ben de canım kimsenin ekmeğiyle oynama ne gereği var dedim mesela. Ama sosyal medya öyle biliyor. Yani kimliğini almışım, bakmışım. Ben niye atayım? Yani, yemeden kılımı kıpırdatmam. Odadan odaya geçmem. Mesela bana şey diyorlar, Buse şöyle bir reklam var şu kadar bütçe. Diyorum ki yani ben o bütçeyi buradan salona geçmiyorum. Dedim ki yani ben odaya girip kimliği alıp da atmam. Üşenirim ki ben. Okey, tamam, peki. Peki bir erkekte aradığın olmazsa olmaz. Yani şöyle, bu benim için hassas bir şey. Kesinlikle böyle biri olmalı diyeceğim bir özelliği var mıdır?
Benim için mesela dürüstlük öyle. Öyle bir yerden soruyorum. Hı hı. Benim için de gerçekten çok klişe ama böyle saygı, o öz saygı. Yani o bana saygı duyacak. Alanlarına ve kendine. Tabii sana. Ki benim bir özel alanım. Zaten o özel alana asla giremeyiz. Bak mesela şu an çok düzgün giden bir ilişkim var. Çok hoş her şey. Çok mutluyum, huzurluyum. Bebek gibi hissediyorum. Neden? Çünkü saygı var. Yani benim alanıma saygı duyuyor. Mesela beni kısıtlamıyor. Ya şöyle, benim ilişkim nasıldır biliyor musun Melis? Sigara içmeyen biriyle ben sevgiliysem, sigara içmem ki benim kokumdan rahatsız olmasın hani. Hı hı. Ama bana şuraya gitme şu arkadaşınla derse, onu paralarım. Anladınız mı? Böyle bir ilişki. Anladınız vallahi mı? Vallahi ona bahsederim. Yani konunun bizle alakası yok gibi. Yine sen bilirsin ama sanki bize söyler. Bana saygı duyacak. Ben kıskanıp dışarı çıkacağım. Sen evde oturabilirsin ya da benimle gelebilirsin. Ama bana saygı duyacaksın. Sen de gidebilirsin, eğlenebilirsin. Ya zaten sen de şey yani yanlışsam doğru söyleme. Zaten onu huzur hissedecek acayip bir şov bir dünyada. O karşılıklı sevgiyle saygı. Bana mesela bunu söylemeye ihtiyaç duymaz gibi geliyor benim dünyamda. Zaten bir yere gidiyorsam ben... Kız arkadaşlarımızla da onun huzur seçecek bir yere gitmiyorumdur ki yani bunu konuşacağımız... Hah, bu saygıya giriyor işte evet, zaten. Evet değilizdir zaten. Ben ona saygı duyduğum için zaten yanlış bir şey yapmam, yanlış bir yere gitmem. Çünkü ben ona saygı duyuyorum. O yüzden saygı, sadakat ve tabii ki neyse çok önemli. Tamam. Hadi öldürsem bir şeyler oynayalım. Haydi bakalım. Az kaldı. Şey, ben su alabilir miyim lütfen? Öncelikle lütfen bizi harcamayın, bizi linçlemeyin. Konunun gerçeklikle hiçbir alakası yok. Bu oyun. Bir oyun. Sadece zorunda kaldığımız için tercihen asla değil. Teşekkürler. Evet. Evet. İlk biz üçümüz... bilmiyoruz, isim vereceklermiş. Evet. Aynen. İlk sevgilim de kafa sallıyor ama halledeceğiz, çözeceğiz. Diğeri, çok net, çok net. Kimdi? Kerem, Kenan Kıvanç. Ama ben bununla evlenmem ki. Zor zaten yani bu arada. Ama güzel bir baba. Hah, öyle şeyler tabii. Evet, döndürüyoruz. 1, 2, 3. Kenancım ya. Benim evet. Yine bir Kenancım hikayem var bu arada. Ben Kenan İmirzalıoğlu'na bayılıyorum. Bir kere onu Sarıyer'de arabasında yakalamıştım. Camına tıklatıp merhaba demiştim. Benimki tamamen şöyle, Kıvanç Bey'i çok beğeniyorum. Babalığı, eşliği, işi, kariyeri, yakışıklılığı bir yana her şeyle kendisiyle doğru. Bir ömür gibi düşünüyorum. Evet. İyi bir baba. Evet. Ki ben iyi babadan anlarım. Haberiniz olsun. Evet. Kerem, genç çıtır buluyorum. No, bir kerelik bir sarışın ya. Ben o yüzden direkt öldürdüm evet, onu. Tamam. Kenan da benim klasmama girmiyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Bravo. İkincisine geçelim. Bir şey söyleyeyim. İki tur yapalım bunu. Yani bir ve iki yapalım. Üçüncüsü i̇ki çok kızgın. Kızgın. Üçüncü de buraya oturacak çünkü. Ben iyiyse bacaklar çok geriliyor orada. Titremeye başladı. Hayır hayır ya. Değil mi aşkım? Şaka yapıyoruz biz. Gözlüğünü de taktı ama gözlerini de göremiyorum. Aşkım çıkart görelim. Tamam evet. Buyurun. İyisin tamam o. Ha. Kubilay'la da aşkım. Bir saniye yok. Çevirelim hadi. Bir dakika dur be kadın, dur be kadın. Bir saniye. 1, 2, 3. Aynen. Ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Şansım evet. Olsa Edis'le hem evlenir hem sevişirdim yani. yani zaten ama işte orada şey yapamadım, halledemedim gibi. Oha aynı yazmışız. Yani aynı yazmışız. Aynen çok kusura bakılmasın. Yani şey, renkler ve zevkler gibi. Kubilay'a kadar. Evet okey. Teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Bu kadar. Bitti mi? Evet. Oh. Ekliyoruz. Hiç böyle yeriniz yok. Bana bak ama. Keşke yemeseydim ya. Tamam, iyiyim. Evet. Peki, bugüne kadar kimden olduğuyla ilgili bir yer değil. Aklında kalan, aldığın en güzel iltifat var mıdır aklında? Aklımda yok ama bana artık lütfen Gamze'ne göm beni demeyin. Yani takipçilerime yorumlarıma yazıyorum. Çünkü Gamze mi? Gamzelerim var ve estetik değil. Artık da estetik mi diye soruyorlar.
Bir, öyle çok estetik biri misin? Çok estetik biri gibi durmuyorsun. Bilmiyorum varsan daha da yani öyle bir şey demem. Yani. Bir vücut şekillendirmem var. Hayır ben yüzle, yüzle ilgili yüzümde bir şey kastettim. Yok. Ya öyle durmuyorsun çünkü. Elmacıklarımın yani. Dolgu olduğunu iddia ediyorlar ama değil yani. İddia edin ne olacak? Okey canım boş ver. Bana da dudaklarım botoks üzer, dudağım küçük. Hayır çok güzelsin. Hayır yani dudağım botoks yaptırsam... Tercihen bu boyda mı tutarım? Hani başka bir şey tercih etmez miyim? Peki bilmediğimiz, kimsenin bilmediği gizli bir yeteneğim var mı? Alakasız. Yani dilimi böyle yaparım, şöyle kulaklarımı oynatabiliyorum. Görebilir miyiz? Bir kere kulaklarımı oynattığım için çok heyecanlıydım. Ablama koştum, kulaklarımı oynatıyorum dedim. Ablam dedi ki eşekler kulaklarını oynatıyor. Ama oynatırım, bakın. Çok az oynuyor, hızlı bakın. Gerçekten. Aa bayağı oynuyor. Deniyorum. Deniyorum. Daha çok üzüldü kısıldığım gibi oldu. Tamam hadi bir de dudak okuma oynayalım. Yes. Ay. Sonra da son bloğa geçeriz. Evet sen buna... Bu konuda çok iyiyimdir dudak okumadan. Ben de fena değilimdir. Babam işitme engelli benim. Oradan ha, çok pardon, iyiyim. Pardon özür dilerim. Hayır hiç önemli değil. Hayır şakayı böyle bir yerden. Hiç önemli değil. Biz de çok alay ediyoruz. Evet aynen. Kimin dudağını okuyacağız? Okusana hadi. Ne diyor? Ben bir kelime vereceğim. Ne diyor oku, güzelce oku. Hadi. Şimdi ben siz bana söyleyeceksiniz ben ona mı? Okey. Bir saniye. Eloine masaları sıramadı. Ne güzelsin be. Sen dönene kadar. Alışamam. Yes. Söylediniz mi? Dur bir dakika söylediler. Ben sana dürterim. Söylüyorum. Sansasyonel. Psikopat. Oo hayır. Sansasyonel. Seksopat. Dişleri ne güzelmiş senin. Bu kadar yakından girince başka bir şey odaklanamadım. Sansasyonel. Sansasyonel. Bravo. Ama biraz daha böyle yapayım. Bir anda yiyişmeye başlayacağız gibi olmadık mı? Giderek yanaş. Oha bir şey söyleyeceğim. Duymuyor gerçekten. Evet. Trombon. Trombon. O ne ya? Trombon. Mikrofon. Mahvoldum. Trombon. Mikrofon. Trombon. Trompon. Ne ben diyor ya? Ben de bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne artık? Vallahi anlamıyorum. Vallahi. Değişebilir miyiz? Bu olmadı. Tamam, olmadı. Bu kelime herhalde. Kelimeyi bilmiyorum ben, galiba. Ben de bilmiyordum. Trombon. Trombon ne ya? Bende de yoktu. Ben de öyle dedim. Hayatım ilk defa duydum. Lütfen düzgün kelimeler. Haydi bakalım. Sonra kültürsüz ve dalga geçecekler. Son 5 dakika konuğumu kızdırmayın. Evet. Güzellik. Kulaklık. Uzak. Tuzak. Güzellik. Aa çok kötü oldum. Bu ne ya? Güzellik. Güzellik. Ben buzum. Tamam ver. Çok güzel. Tamam çok güzel şarkı. Ben de çok güzel. Evet. Severim. Hikaye. Hadi. İhale. Hikaye. Nihale. Ay kurbanım. Çok seksisin yani asla anlatamıyorum. Görseniz kaş, dudak bir şeyler yapıyorum. Hikaye. Hikaye. Buyurun. Çok seksisin. Ya bana şöyle şey yapıyor. Hikaye. Yaya geçidi. Yaya. Yana. Yaya. Yata. Yaya. Bak sen. Bir daha söyle. Yaya geçidi. Yatak. Yaya. Ya. Bak çok yanlış şeyler düşünüyorum. Yaya geçidi. Değiştirelim. Bu ne? Anlamıyorum. Değiştirelim be son hadi artık. Niye böyle yapıyorsunuz? Tabancı. Salak gibi hissettim kendimi. Tamam. Hayır. Hayır. Oh. Hayır. 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 Sapanca. Tabanca. Sapanca. Sapanca. Teşekkür ediyoruz. Ah, ya, Evet. Ay niye bilemedim ya? Of dalga geçecekler şimdi geçin. Hayır hayır hiçbir şey olmayacak. Son bloğuma geçiyorum. Evet. Evet. Biraz daha. Evet. Çok zorlanacağımı düşündüm. Çok heyecanlanacağımı düşündüm. Harikasın. Evimde gibisin. Abart. Kırıldım.
bu bana yapılmazdı dediğin, içinde sindiremediğin, halledemediğin bir hikayen var mı? Hikayeni anlatmak zorunda değilsin, öyle bir yerden sormuyorum ama bunun varsa varlığını senden duymak istiyorum. Sendeki yarattığını. Yani var. Yani zaten benim fenomen olmayı istediğim hikaye işte o. Hani artık Erzurum'da yapamam, istemiyorum burayı falan dediğim o evre. Ailesel problemlerdi. Ama buraya geldikten sonra ailemle de aram iyi oldu. İşte onlar da geldi falan, gittiler sonra tekrar. Öyle yani. Bir çıkmazın içine girmiştim. Evet, bu bana yapılmaz demiştim. Biz 6 kız kardeşiz. Biraz ailesel problemler vardı tabii. Zor ilgileniyorlardı falan. 6. da ben olunca sıra bana zor geliyordu. O yüzden aileme biraz kalbim kırılmıştı. Yani böyle olmamalı falan diye. Ben de kendim bir hikaye yazdım sonra. Ne güzel, ne kadar kuvvetli. Ne kadar şey, başkalarına örnek teşkil. Çok baskıcı bir aileydi yani bizimki. Yani ben şu anda bu eteği giyip burada oturamazdım onlara göre. Ama şimdi bu eteği annem bana alıp hediye ediyor. Ya ne kadar. Terbiye güzel. Etmek bu ve ben bunu çok açık söylüyorum. Ben baskıcı bir aileyi gerçekten değiştirip normal bir aile yaptım. Bu da bir terbiye etmek gibi bir şey. Herkes de yapabilir. Lütfen baskı altında olan insanlar için söylüyorum. Yani aileden baskı gören çok kişi var. Mesela TikTok'ta videolar atıyorlar. Ailem böyle, ailem böyle. Bunu terbiye edebilirsiniz aslında. Yani onlara bir güvence verdikten sonra çok da güzel terbiye oluyorlar. Şahane bir alkış alalım mı? peki Devran'a inanır mısın? Devran döner mi yani hikayede? Devran döner. Çok da döndürdük. Kindar biri misindir? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben kindar değilim ama fil unutur, ben unutmam yani. Aklımda asla kalıyor. Unutmam. Asla kin tutup intikam almaya falan hiç benlik vallahi vakit ayırmam yani. Uğraşamam ama unutmam. Yani yine okey derim, tamam atıyorum çok kötü bir şey yaşattın bana. Ben sana o şeyi yaşatmak için çaba sarf etmem. Zaten sen o şeyi yaşayacaksın. Karmaya da çok inanırım. Ben de söyleyeyim. Çok inanırım. Enerjiye, karmaya, burçlara, her şeye çok inanıyorum. Onlara göre hayatımı idam ettiriyorum falan diyormuşum. Hayır, kinder değilim ama asla unutmam bana yapılanı. Nabza göre şerbetçiyim ben. Peki senin helalleşemediğin ve istemeden de olsa çok kırdığını bildiğin kalp var mıdır? Var. Tamam. Var ve çok yakın arkadaşım şimdi vefat etti. Başın sağ olsun. 2,5 sene falan oluyor. 2 seneye yakın oluyor. Yani en son işte hastanede yoğun bakımdayken ben yetişemedim, gidemedim. Orada helalleşebilirdim ama helalleşemedim. Sonra vefat etti. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun tabii. Öyle, o kadar. Yani sosyal medyada bildiği bir şey bu. Okay. Onunla son bir kez helalleşmek isterdim, o kadar. Bu bana vicdan azabı yaşatıyor yani. Normal, evet. Hala içimde bir şey. O yüzden memlekete gittiğim zaman Erzurum'da her zaman bu görürüm yani. Bu sonunda ikimizin de gözlerinin dolaması hiç beklenmedik bir bölümde. Evet, böyle bir şey olabilirdi. Helalleşebilirdim, edemedim ama onu çok seviyorum. Bence o da biliyor. Tamam. Öyle yani, kendimi biraz dizginliyorum. Bu kadar. Öyle, görüyorlar. Başın sağ olsun. Huzur içinde uyusun. Bana sormak istediğin bir şey var mı? Nasıl yapıyorsun? Var tabii ki. Hangisini? Nasıl yapıyorsun? Mesela... bir evlilik yaşadın. Hadi bakalım. Sıra bende. Konuk oldum şu an. Bir evlilik yaşadın. Evet. Ve sen evliliğin bittikten sonra çok yakın arkadaş oldular. Ya ben Melis'le senle takipleşmeden önce Uras Kaygılaroğlu'nu biliyoruz ya, hani seni de biliyordum. Zaten. Giriyordum işte, bakıyordum. Allah'ım diyordum yani, nasıl olabilir? Hani evlilik bitmiş ama çok yakın arkadaşsınız. Nasıl oldu? Tek sebebi var. Sana program dışında da söylemiştim. Çok dürüst olduğumuz için hiç kalp kırmadık. Yani kendi kendimize kırılmış olabiliriz hikayelerde ama birbirimize kırılmadık. Öyle olunca hiçbir hırsın, hiçbir öfken, keşke bu böyle olmasaydı diyebiliyorsun ama dürüst konuşulduğu zaman neye kızacaksın ki? O kadar tatlısınız yani, ki. O yüzden hikaye tek sebebi dürüstlük bence. O yüzden de... Güzel oldu. Bu ayağına sağlık. Seni tanıdığıma çok memnunum. Ben de. Bir sürü kaosun içinde. Ben oralardan besleniyor gibi görünen tarafın var. Oraları seviyor. Oranın içinde kaosa meslek. Aynen, ama. Meslek olarak yapıyor olabilir gibi bir durumum var. Yani hikayelerin içinde. Ama bütün bunların dışında normal olmayan şeylerin normal olmadığı için arkasında durduğun için teşekkür ederim. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. İyi ki geldin. Ya, ben de çok sevdim seni. Mutlu buradaydı. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hoş geldin.
Hoş ki. Hadi hoşçakalın, görüşürüz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok iyiydi bence.